meraklısısın. Gel o zaman, gel. Gel, gel. Şarkısı varmış, ne biliyor musun? Geçen gün söyledi, anlamadınız. Bana bir koca lazım, hem de bu gece lazım. Yok canım. Ha, söyledim mi, onu da istiyormuş. Otur bu arada Asiye. Teşekkürler. Bir ara onu da isteyeceğim sizden Asiye için. Asiye, geldi mi sence senin talibin bugün? Bilmiyorum, sürpriz yapabilir yani. Bilmiyorum, biraz uzak değil aslında, yakın yani. Bursa şurası. Gelmiş mi? Gelmiş olabilir yani. Ne yaptın sen gece hazırlanırken, uyurken falan, kafanda ne yaşadın, hayal ettin mi? Yok, bugün rüya görmedim. Görmedim bugün? Görmedim. Tipini falan hiç tahmin etmiyor musun? Tahmin etmiyorum ama herhalde sarışın. Ha. Dün söylediğine saçları göre saçları Ela dedin biliyorsun değil mi? Ha, Ela dedi. Ela saç. Saçları Ela ama gözleri sonra, değil. Ha. Ela. Ondan sonra boyu da 1.68'in üzerinde olduğunu biliyorum. Ha. Bir de ayakkabıcı olduğunu biliyorum. İnşallah kendi dükkanıdır. Mutlu olacağız. Bilemiyorum yani. Benden bir problem yok şu anda. Peki. Peki ne yapalım? Siz de çok merak ediyorsunuz değil mi? Vallahi ben de çok merak ediyorum. Paravanı kapatıyorum Asiye için. Beklenen kan geliyordur. Ahmet Bey alkışlarınızla. Yok mu? Aa, Asiye. Olmadı mı yoksa? Bir aksilik mi var çocuklar? Aa. Bana bir koca lazım, hem de bu gece lazım. Bugün olmaz. Hayır, bana yani. Bir koca lazım. Ateşe koca lazım, kitaba koca lazım. Bana bir koca lazım, o da bu gece lazım. Ay ay ay, ateşe koca lazım, kitaba hoca lazım. Asiye koca lazım. Asiye. Evet. Gelmedi, ne yapacağız? Ne yapalım? O kadar utansın, ne diyeyim? Anladın değil mi geldiğini? Geldi mi? Hoş geldiniz. Nasılsınız Ahmet Bey? Çok şükür, siz nasılsınız? Bak gelmiş. Ah, ses geldi. Ses geldi. Ses geldi. Önce ses geldi, sonra koca gelecek. Evet. Ben yerime oturacağım, sen sorularını soracaksın. Merhaba Asiye Hanım. Hoş geldiniz. Seni seçtim programına. İnşallah iyi bir yola çıkarız. İnşallah. Bursalı... Ben de zaten o dileklerle geldim. Alır gider. İnşallah. Şey, siz Bursalıyım falan demiştiniz. Bursalı mısınız yoksa başka bir yerli mi? Evet. Bursa'dan geliyorum. Hı hı. Ben de Kütük Balıkesir ama İzmir'de doğmuşum. 45 yaşındayım ben, biliyorsunuz. Evet. 48 yaşındaydınız herhalde. Evet, 48 yaşındayım. Boyunuz 1.68. Evet. Ayakkabıcılık yapıyorum dediniz. Kendi dükkanınız mı yoksa orada çalışıyor musunuz? Kendi dükkanım. Tamam. Ben Bursa'ya gelin gitmeye can atarım. Çünkü Bursa'yı da biliyorum yani. Tanıdıklarım falan da var orada. Biliyorum yani. Bursa çok güzel bir yer. Çok güzel. En azından İstanbul'dan çağdaş daha bir yer. Güzel. Evet, İstanbul gibi yani. İstanbul'un yarısı gibi. Siz kaç kardeştiniz acaba?
Şimdi biz kalabalığız ama yani şu an ben yalnızım işte. Yani kaç yani kardeşsiniz mesela yani? Mesela 7 kardeşiz biz ama herkes evlendi gitti. 4 mü? Kaç? Yok biz 7 kardeşiz. Ha 7. Olsun yani canım. Hepiniz ayrı ayrı. Herkes ayrıldı gitti. Tamam ayrıldı gitti. O problem değil. Zaten her kardeş benim de kardeşlerim var ama yani babamın o ilk karısından olma benim kardeşlerim sayılmaz ama yine de sayılır işte. Evet. Yani bir sayılıyor bir sayılmıyor. Ben de şaşırdım. Şey ben yani şu an evlilik hemen istiyorum biliyorsunuz. Anlaşırsak ya, oyalanmak istemiyorum yani. Böyle uyuşursak tabii ki o işler pek sallantıya gelmez. Yalnız benim tipimi yani. Beğendiniz mi siz televizyondan? Ben sizi beğendim tabii bir de fikir görüşler inşallah kararda mutabık kalırız. Yani ileriye yönelik düşünüyorum işte. İnşallah. Tabii daha önce evlilik geçirdiniz mi? Evet. Kaç çocuğunuz var acaba? İki. İki. Çocuk problem değil. Küçük mü çocuklar? Yok çocuklar büyük. Birisi asker, kızım da açık lise okuyor. 17 yaşında. 17 yaşında. Peki evde mi oturacağız? Yani hep birlikte mi oturacağız? Kızım şu an annesiyle kalıyor. Annesiyle kalıyor. Ben de iyiydi düne kadar da şöyle 1,5-2 seneden beri annesiyle kalıyor. Olsun fark etmez. Önemli kız çocuğu biraz anneye daha şey oluyor. Tabii canım evet. Haliyle. Gelsin gitsin yani sorun değil problem gelir değil. Canım zaten geliyor ara sıra evi toparlayıp gidiyor. Olsun canım hep birlikte otururuz yani sorun değil. Önemli olan seninle bizim yani ikimizin anlaşması. Evet işte ben sizin yani. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Neden ayrıldığını sorsana Asiye neden ayrılmış ha, neden ayrıldınız yani? Acaba? Biraz kültür farkları, biraz zamanla işte böyle yani ufaktan ufaktan daha sonra tabii bardak taşıyor haliyle. Ne gibi taşmalara siz yani merak ediyoruz. Ne geçiyormuş aralarında? Yani, böyle. Yani şiddet oldu mu? Hayır canım. Şiddet olmadıysa problem zaten değil. Zaten ona çok karşıyım ben öyle şeylere. Şiddet olmadıysa problem değil. Yani kafalarınız uyuşmadı demek ki. Evet, evet. Kader kısmet ne zaman ayrıldınız yani? Bir sene falan mı o kas? Yok. 3 sene oluyor aşağı yukarı. Ha problem değil o zaman yani alıştınız. Asiye sana hiçbir şey problem hiç değil. Ama. Yeter ki koca olsun da nasıl olursa olsun. Hemen bir koca olsun hemen acil koca lazım. Yok ondan değil de yani anlaşabildikten sonra benim huylarım belli yani olduğum gibi bir insanım. Sonra evlilik geçirmedim. Çocuğum falan yok. Yani evlilik açısından namussahittim yani. Olsun. En azından birbirimizi tamamlarız tecrübe. Olur düşünce. Evet tecrübeli değilim ama yani evlilik açısından tecrübeli değilim. İşte o yüzden ama ben tamamlarım diyorum. Arkadaşlarım ve nişanlılıklarım oldu evet. Şimdiye kadar. Evet. Ama pek bana göre uygun birini bulamadım yani. Ya her şey nasip, kısmet. Tabii bilemezsin. Alın yazısı, neyin, ne nasip, ne kısmet. Bilemezsin. Nelerden hoşlanırmış? Cimri misiniz acaba? Nasıl? Cimri misiniz yani bir yere hayır, böyle... Hayır o konuda efendim? Elim çok şeydir hatta senin bazı o ekonomik şartlarda biraz böyle çeki düzen yapmana. Elim çok açıktır benim öyle. Aa, açıksınız. Şey o zaman onda da bir problem yok. Hiçbir problem yok. Şimdi diyecek ki burçları uyumlu. Nelerden hoşlanırsanız özel zevkleriniz neler acaba? Aynen. Ya benim mesela gezmek böyle doğayı, denizi, değişik yerler görmek. Ben de aynen. Spora da yatkınımdır. Spor yaparım. Bir de ben evlenirsek yani bazı yönlerim var benim. Çünkü şey yapamadım yani evlilik açısından, maddi açısından ben yani size bağlıyım. Evleneceğim dediğiniz zaman her şeyi siz yapmak zorundasınız belli bir şeyde. Çünkü benim yani annemden babamdan maaşım var. O kesilecek yani evlenince. Ben de tabii yapacağım. Var. En fazla yüksük alabilirim size. Başka bir şey alamam. Yok.
Ya böyle şeyleri... Her şeyi açık açık söylemek böyle şeyleri, durumundayım. Onları baş başa konuş, o kolay. Yani benim önemli olan açık ve şeffaf, net olman. Böyle baştan söylemen daha güzel yani. Bilirsen evet, baştan yani. Daha iyi olur. Borç daha sonra da var ama borç. Bazı şeyler çıkarsa o zaman daha şey olurum. Asiye borcun da var. Yok, ben hepsini açık açık söyleyeceğim. Borcum var ama o kredi kartlarını artık onunda nasıl Allah'lık Ali Niyazi Bey. O ödenirse ödenecek, ödenmezse ne yapayım? Niyazi Bey yani. Allah yani Niyazi lafın Bey. Gelişi yani. Hayır. Ne olacak bilmiyorum onu da. Arsalarım var ama bir 5-6 tane veya 10 tane var da. Bu arsaları bütün Türkiye öğrendi. 5-6 tane, 10 tane. 10 tane çıktı bugün. Var arsalar da onlar hisseli yani. Öyle. Olsun, 10 tane arsa var mı? Daha fazla. Daha fazla. Aa. Ama hisseli. Yani. Bizim de var öyle arsalarımız. Ha, o kadar yani, o Balıkesir'de o da. Çeşitli evet. Yerlerde işte. Asiye, çocuk istiyor musun? Sor bakalım o isteyecek. Evet, çocuk istiyor musunuz acaba? O size bağlı işte. Yani ileri doğru ama şu an bir şey diyemem ki. Ben yani hemen anca baş başa konuşup. Tabii bir sene anlaştıktan sonra hemen yapabiliriz yani. Anlaştıktan sonra, siz de istedikten sonra, biz de istedikten sonra yani. Ben tüp bebek istiyorum. Bu zamandan sonra 45 yaşından sonra olmayacağını söyledi doktorlar ama tüp bebek oluyormuş herhalde. Bir tane istiyorum yani. Allah nasip ederse o da. Allah nasip etmezse o da olmaz. Bilemiyorum da. Tüp bebek. Bu şekilde işte. Tüpte çözümler var. Olur çocuğunuz, olur. Senin yani burcun neydi Asiye? Balık. Balık. Sizin yükselenim burcunuz Ahmet balık. Kimlikte 7. ayın biri. Ama benim balık tutuyor ne hikmetse. Doğum hangi ay doğmuşsunuz? Mart benim. Ben anneme sormuştum mesela. Balık tutuyor ama koçun da tutuyor bazı şeyler. Yani ay, sizin yani. Gerçek nüfus kağıdınızda yazan gerçek, gerçek 7. doğumuş. Ayın biri ama anneme sorduğumda Mart diyor. Gerçekten ben fazla pek ilgilenmiyorum ama. Yani fiziksel olarak böyle daha minyon tipisiniz, daha böyle bir başak gibisiniz. Sonuçta bir oğlak olabilirsiniz. Çok şey yapamadım ama balık burcu çok zeki, yaratıcı, kıpır kıpır. Evet. Asiye'miz de öyle. Ama sizin burçlarınız uyumlu olmasa da Asiye diyecek ki problem yok diyecek. O yüzden yine uyuma doğru gidecek. Ya ben Asiye'nin saf kalbine geldim yani. İyi niyetli. Çok iyi niyetli. Doğal oluşuna geldim yani. Gerçekten yoksa ben bu saate kadar, bu sene mesela kalmazdım ama ben şimdi izliyorum programınızı epeyden beri, diğer dizilerde, diğer işte programları. Haliyle ben çok iyi niyetli, şeffaf, net olduğum gerçekten için gerçekten şey doğru söylüyorsun. Yani o konuda geldim. Yoksa ben... Sen de öylesin biliyor musun? Evet. Ben de tam onu diyecektim. Ben çok yapıcıyım. Yani ki sen de öylesin. Kurucuyumdur yani şey. Olumlu bakarım yani bazı şeylere. Eğer bir şey söyleyeyim, siz olumlu karar verirseniz seni seçtiğimin yaptığı en iyi işlerden biri öncelikle siz olacaksınız. Çok güzel program yapıyorsunuz. Şimdi çok temiz kalpli bir imajı var Ahmet Bey'in. Ahmet Bey'in o kadar temiz bir kalbi var ki hepimiz hemfikiriz. Ahmet Bey'in bugüne kadar başına gelen tatsız şeyler hep hayır diyemediği için geldi. Tam ben söyleyecektim. Tam siz zaman... taşıdım bazı şeyler evet, yerine geldi. Hayır kopuyor. Diyemiyorsunuz. Vücut taşımıyor çünkü. Kafa da taşıyor. Aynen. İnsanları kırmak istememiş. Kırmadık. Evet. Başınıza gelenler. Evet. Yengeç burcu asla hayır diyemez. O zaman yengeçe dönüyorum biraz. Yengeç tutuyor. Burcu. Temmuz doğumlu olabilirsiniz. O yüzden dolayı yengeç burcu asla hayır diyemez. İnsanları kırmak istemez. Başak da pek yalan söylemeyi beceremediği için, doğruları söylediği için hep bazen kaybedebiliyor. Hani dokuz köyden koyar evet, misali. O yüzden ama... Acaba Asiye için burcu fark eder mi? No problem. Asla fark etmez Asiye. Öyle değil mi? Senin için burcu fark etmez. Burcu fark etmez ama şöyle yani... niye acaba iş dünyasında mı şey yaptınız, darbeler yediniz? Onu mu anlatmaya çalışıyor? Onu anlatmaya darbeyi sen. Nereden yediğine takıldım. Darbeyi anladım. Nereden yediğine? İş dünyasından da yediğim. Arkadaşlardan da. Ha, arkadaşlarınızdan da. Şimdi hayır diyemeyen kişiler sevgili Asiye'cim, hem iş dünyasında hem özel hayatında
hayır kelimesini kullanamadığınız her alanda direkt darbe olarak alma ama üzücü tecrübeler yaşarlar. İstismar edilir. Kullanılırlar diğer taraflarda. Daha sonra ama yine tekrar geri dönüşüm oluyor yalnız. O kaybettikleri size misli dönüyor. Aslında kayıp değil onlar. Kayıp değil. Çünkü yaşadım alışkanlıklarınız var mı acaba? İçki, sigara gibi? Yok, onlar maalesef. Yok, tamam. Maalesef değil. Ne güzel. Maalesef değil. İyi. Peki ne kadar bir aylık geliriniz var? Asiye'ye yetecek mi bakalım? 1,5-2 oluyor yani. Sonra 2 sene sonra emeklilik mevzularım olacak. Bütçe yaparız canım, bütçe yaparız. Ne? Bütçe yapılır bütçe yani. Yaparız. Önemli değil. Yani o da bütçe önemli yapılır. Değil. Yani gidişata göre her şeyin bütçesi vardır.